Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin vel akibetu lil muttakin. Es salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Nurlar üzerinde duruyorduk. Nurul yakin. Yakin nuru. Yakin malum kesin inanç demek. Tereddütsüz. Hiçbir şüphe yok. Mesela biz Ravza-i Pâki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mescidini duyuyoruz. Ama varmışız huzur-u nebeviyeye, o demir parmakçıkların önüne Es-salâtu ve's-selâmu aleyke ya Resûlallah diyoruz. O zaman ne yapıyoruz? Bizzat müşahede etmiş oluyoruz. Bunun gibi bizzat görmek. Nedir bu? Hüve istiragul galbi ma'arruhi fi bahri tevhid. Tevhid denizinde ruh ile beraber kalbin Rabbi Zülcelal'imizin aşkında, sevgisinde, muhabbetinde yok olmasıdır. Kaybolmuş. Yalnız tevhid denizinde diyor ki, tevhid denizi La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bu tevhidin deniz olabilmesi de artık nazari olarak değil, biz bunu dil olarak ifade ediyoruz. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Onun yakin oluşu, şuhudi olması, şu önümüzde mesela bir su bardağı var, içinde su mevcut. Nazari olması, işte bunun içerisinde su var, su bardağı diyoruz ama şuhudi olması da onu bizzat içmektir. Tevhidin nurunu bizzat doya doya yaşayan kimselerde ruh ile beraber kalbin onda yok olmasıdır. Yalnız yok olabilmek için aynı cinsten olması gerekir. Yok olacak ama aynı cinsten. Şimdi kalp alemi emirden. Rabbimizin kün ol emri ilahiyesiyle olmuştur. Hani bu kalp dediğimiz zaman kanı devreden, onu pompalayan vücudumuza aynen bir su şebekesi gibi onu dağıtan bir merkez değil. Burada imanın yazılmış olduğu noktadır. Rabbimizi Celle Celaluhu bilen bir noktadır. Bu neredendir? Hiç şüphesiz her şey Rabbimizdendir ama kalp onun muhabbet yuvasıdır. Ruh ise zaten zat-ı ilahiyeden gelmektedir. Aynen bir buz parçası suyun içerisinde kaybolduğu gibi bu kalp ile ruh ilahi alemle olan münasebetinden dolayı huve istirakul kalbi ma'arruhi fi bahri tevhid. Tevhid denizinde ruh ile beraber kalp tamamen kaybolmuş. Onun içerisinde bitmiş. Ne kadar güzel ama, ne kadar hoş. O denizin içerisinde kaybolabilmek. Tarifi mümkün değil, ancak bunu yaşayanlar bilirler. Ara ara salikanda zuhur ediyor, ara ara. Diyor ki, biz diyor bir zikir yaptık. Allah dedik, la ilahe illallah dedik ama doyamadık. Sabahlara kadar devam etse doyuracak gibi değildi diyor. Bu neden oluyor? Bu tevhid denizinde yok olmanın işaretidir. Başka ne olacak ki? Bazen rabıtamızda bunu yaşıyoruz. Hele murakabe ehilleri hiç ayrılmak istemezler. Çünkü beli bükülmüş vaziyette olan üstazlarımız var. Beli murakabenin çokluğundan dolayı bükülmüş vaziyette.
Mesela yine üstadlarımızdan, biz diyor 12 yıl müşahede-i zat-ı ilahiye ile onun manevi sarhoşluğu ile kendimizden geçtik diyor. 12 yıl bu artık. Kalbi de çalışıyor, damarları da atıyor, nefes de alıp veriyor. Yalnız onda kaybolmuş. İlahi aşk ve şevk ile kendinden geçmiş. Kapıyı örtüştür. Mahvolmuş ilahi aşkla. Hiç ayrılası gelmiyor. Mümkün değil. Onu ayırmak, onu öldürmekten daha kötüdür. El-Envarun Nazile, nüzul eden, inen nurlar. Bu nedir? El-Envarun Nazile, hiye'l-Envarul Arşiyye. Biz ellerimizi arşa açıyoruz. Kalbimizi de arşa açıyoruz. Bu murakabe ehilleri kalplerini arş-ı ilahiye açarlar. Oradan gelen nurdur diyor. Arş-ı tarif mümkün değil. Estağfirullah. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. İlâ âhiril âye. Bu ayeti celilede arşı anlatırken tarifi çok zor. İşte bütün semavat ve arzı bir tarla gibi. Arşı bir tarla gibi düşünelim. Onun ortasını büyük bir arazi olarak söylüyoruz. Ortasındaki bir taştır ancak arz ve sema. Öyle arş büyük. Mahlukatın adedince direkleri var. Mahlukat deyince taşı, toprağı, ağacı, her şeyi hesap edeceksiniz. Aralarında 1000 yıllık bir mesafe var. Akıl durur, akıl mümkün değil. Oradan gelen bir nimeti ilahiyedir. Ama Rabbimiz bu nimeti insanoğluna ikram etmiş. Bir defasında diyor Bayezid-i Bistami Hazretleri, ben diyor gece evrat ve eskârıma kalktım. Baktım ki arş-ı azam yerde dolaşıyor. Hiç olacak bir şey değil dedim. Nedir sizdeki bu hal? Biz size kalplerimizi açıyoruz. Siz yerde dolaşıyorsunuz. Diyor ki, tabi bu onların kendilerine göre bir dilleşmesidir. Ya Bayezid, yeryüzünde öyle aşıklar, öyle sadıklar var ki biz de onların kalplerinden diyor istifade ediyoruz. Bunun için tabir el-kalbu arşullah, kenzullah ve beytullah tarifi yapılmıştır. Kalp Allah'ın arşıdır, hazinesidir. Ve kalp nedir? Aynı zamanda Allah'ın beytidir. Bir beyit var Mevlana'mızdan. An mecazest in hakikat ey haran, nist mescid ezderuni serveren. Cüz deruni diye de geçer. Fakat bunu üstazımız okurken ez diye söylüyor. Bunu bir Arap Fars'tan mezun olan bir kardeşimize sordum. Dedim üstazımız ez deruni diyor. Halbuki kayıtlarda cüz deruni geçiyor. Dedi üstazımızın ifadesi daha güzel. Halbuki Farsça okumadım diyecek kendisi. Fakat Farsçayı bizden çok iyi biliyor. Bu Rumlardan mı gelmiş, Ermenistan'dan mı gelmiş, o bölgeden gelmiş. Sami Efendi Hazretlerini duymuşlar. Demişler bir ziyaret edelim, artık nasıl duydular, niyetler bilmiyoruz. Torunları diyor ki, adamlar devlet reisi gibi oturdular. Devlet reisi gibi de oturdu diyor. İngilizce olsa pat çat bir şey diyeceğiz diyor. Adamlar Rumca konuşuyor. Elimiz ayağımız dolaştırıyor. Rumcayı bilen nasıl bulacağız ki?
olsa bile bulmakta güçlük çekilir. Baktık diyor üstadımız başladı Rumca konuşmaya. Ben diyor heyecanlandım derhal valide sultana verdim. Anne efendimiz Rumca konuşuyor. O diyor hiç kendisini bozmadı. Babayın bilmediği dil mi var? Demiş. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz malum kabilelere elçiler gönderdi İslam'a davet için. O kabilelerin hepsi de ayrı dilde, ayrı lehçede. Belki dilleri yakın olabilir de lehçe olarak farklı olur. Mesela bir Karadeniz'dekinin konuşmasıyla İstanbul'daki biri olur mu? Anlayamazsın belki de. Dağdır anlayamam, çıkaramam. Değişik bir ağızdır, lehçesi. Hep gitmeden önce varacakları yerin, kabilenin dillerini Cenab-ı Hak ilham ediyor. O dilde konuşuyorlar. Biz arş-ı ilahiye geçince Allah'ımızın dillendirdiği kimseler, ta arş-ı alada dillenmiş insanlar onlar. Arşta dilleniyor. Daha ötesine de geçiyorlar Rabbimizin lütfuyla. Bu nazil olan nurlar deyince Bayezid-i Bistami Hazretleri işte diyor ya Bayezid yeryüzünde öyle veliler var ki biz onların kalplerinden istifade ediyoruz. Yel envarul arşiye arşi olan nurlardır. O nuru tezayüd ettirmeye çalışacağız. Tezayüd artıracağız. O nuru artıracağız. Bir kere biz gelir yerlerini biraz hissetmemiz lazım. Evrat'ta, Esker'de asıl istifade edilecek rabıtalardır, murakabelerdir. Asıl bura. Buna çok ağırlık vermemiz icap ediyor. Ama iyi bir ağırlık vereceğiz. Gelir yerlerimiz ora. Mesela namazda bizim haşyettir. Mesela azamet-i ilahiden titremek. Diğer taatlerde de öyle. Allah'ımız bizim elimizi, ayağımızı, gözümüzü, kulağımızı hep nur olarak yaratmış ama biz bu nefsin dağlarından çıkabilirsek o nura erişmiş oluruz. O bizi engelliyor. Nurul Ma'iyye diye bir husus var. Bunu İbn Arabi Kaddesallahu Sirr Hazretleri buyuruyor. Envarul Ma'iyye murakabelerde maiyet diye geçer. Mesela ve huve ma'akum eyne ma kuntum. Siz nerede olursanız olun Allah sizinle beraberdir. Hiye min canibil hakki fi kavlihi ve huve ma'akum eyne ma kuntum. Bu Hak Teala tarafından lütfedilir, ihsan edilir. Evet, yani bunu ifade çok zor. Yani nurların da kendi arasında bir derecelenmeleri var, dereceli. Farklı. Abdülaziz Ettebba Hazretleri Kaddesallahu Sirre ben diyor ehadisi Muhammediye'yi işte zayıf hadis midir? Hasen midir? Merfu mudur? Sahih midir? Hadis-i kutsi midir? Hep nurundan anlarım diyor. Kutsi olan hadisler manası Rabbi Zülcelal'imizden olan ehadisi Muhammediye. Onların diyor nuru sütunlar gibi olur. Sultanahmet'in gerek Ayasofya'nın bir sütununu kucaklamak mümkün değil. Bir oda, bir ev kadar hemen hemen. Oradaki sütun hemen hemen bir ev kadar var. Hani böyle de düşünülmez de misal olarak ifade ediliyor. Nurlar şeklinde diyor ben görürüm. Nur şeklinde diyor, görürüm. İşte diğer hadis-i şerifleri de onların da sahihlik derecesine göre nurlarını müşahede ederim. Mesela bir velideki olan nur diğerinde aynı olmaz.
hep ayrıdır. Farklı farklı nurlara sahiptirler. Onlardan bilirler zaten. Hani biz bazı eşyayı neden anlıyoruz? İşaretlerinden anlıyoruz. İşte bu taş diyoruz, bu toprak diyoruz. Bu sudur diyoruz, bu ağaç diyoruz, bunun gibi. Ağaçlar arasında da farklılıklar görüyoruz, sularda da görüyoruz, taşlarda da görüyoruz. Hani Evliyaullah'ın da velayet nurları hep birbirlerinden farklı. Nuru çok ziyade olan kimseler var. Mesela semavatı aydınlatan nur sahipleri var. Onlar şekli, şemaili zaten farklı olur. Onlara bakmaya doyulmaz. Baktıkça bakasın gelir, baktıkça bakasın gelir. Bu Nevşehir'in Avanos'ta bir Nabi diye bir zat vardı, Nabi. Avanosluydu. Medine-i Münevvere'de mücavir, yani oraya Resulullah Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem komşu olmuş. Bu dileklerin arasından Sami Efendimiz Hazretlerine nazar ederdi. Birilerinin dikkatini çekmiş, demiş ki, Nabi amca çok bakıyorsun, böyle dönüyorsun Sami Efendi Hazretlerine. O da demiş ki, öyle bir nur var ki onda, ona doyamıyorum. Bu gönüllerindeki nur dışta olmaz o. Dışa aksider de asıl gönüldedir. Mühim olan onu görebilmek, onu hissedebilmek. Bu Terzi Baba diye Erzincan'da mübarek bir zat var. Mevlana Halid Efendimiz'in hulefasından kendisi. Erzincan'a gelmiş. Fakat insanlar da meyil ediyor ona. Bir nurun indiği de müşahede edilmiş. Devrin kadısı demiş ki, nedir, biz buranın kadısıyız. İnsanlar bize gelmiyor da, bir Terzi Baba kimmiş bu yalın ayak gezen bir derviş, perime perişan. Çağırın bunu demiş. Çok da zor sorular hazırlamış. Çok zor sorular. İşte ulema beyninde belli olan bazı muğlak denir sorular. Gelmiş, biiznillahü teala hepsini cevaplamış. Bu zatın nurundan anlamışlar. Bir nur devamlı üzerine doğru iniyor. Esad-ı Erbili Hazretlerini Kayseri'ye davet etmişler. Buyurmuş ki, benim yaşım 85'lerde. Müsait değilim, gitmem zor. Zor hareket ediyorum. Bizim ser halifemiz, baş halifemiz Sami Efendi'yi götürün. O gelecek diye ulema kendi arasında onun sevgisini paylaşamamış. Değil ki bizim gibi insanlar. O zaman da tabii trenine çok fazla da geçmiyor. Trenin sesini duyunca ağlaşmışlar. Efendi Hazretleri geliyor diye sirene basmış. O zamanın müftüsü olan Kayseri, Hacı Hüseyin Aksakal hocamız evinde misafir etmiş, ulema toplanmış. Koskoca müderrisler bir hukuk fakültesi mezununun sözlerini kaydediyorlarmış. Okuduğu hadis-i kutsiler neler, hep yazıyorlar. Hele bir ifadede bulunmuş, o çok dikkatlerini çekmiş. İşte fıkhen de bu geçer. İstihale diye fıkıhta bir tabir var. Yani değişiyor. Bir madde ile bir araya geldiği zaman değişebiliyor. Buyurmuş ki, bir merkep Tuz Gölü'ne düşse, tabi Tuz Gölü çalkalanıyor böyle, dalgalanıyor. Bu merkep de onun içerisinde, tuz da bulunamıyor yemeğe. Onun eczasından, işte o merkebin kemiklerinden tuz olarak yemeğe konur mu? El cevap, konur diyorlar. Buyuruyor ki, bizim sıfatımız belli. Saymaya lüzum yok. Bu sıfatta olan kişilerimiz
Evliyaullah'ın gönlünde diyor çalkalana çalkalana rabıta ile hiç diyor temiz olmaz mı? Yani arş-ı azam açmış kalbini. Zaten burada ifade etti ya, bize söyledi. Ye enverul arşiye diye. Arştan nurunu alıyor. Neyse gece kalmışlar. Daha 25 yaşlarında Adana'ya geçecekler. Asıl memleket orası zaten. Çok da soğuk. Bakmış ki Hacı Hüseyin Efendi, Efendi Hazretleri üstünü giyiyor. Aman ha demiş, böyle bir gusül abdesti aldığı belli. Diyor ben yakardım sobalar diyor. Şimdi kalorifer yok, bilmem falan yok. O kömür sobaları yok, içi tuğlalı. Hemen hemen 12 saat idare edebilen, 24 saat diyeyim neyse, idare edebilen kömür sobaları, şimdi kömürü uyutuyor adam. Uyuyor. O da yok. Teneke soba ve attıkları odun da değil. Bu bağın çubukları. Hemen bir alev alır. Soba kıpkırmızı geçer. Yine soğur. Demiş Efendi Hazretleri haber verseydin. Çok mahzun olmuş adam. Saplı can deriz biz. Allah korusun. Ciğerinden tutulur. Demiş vücudumu Hüseyin Efendi buna alıştırdım. Dersimi gusül abdestsiz yapmam buyurmuş. Gusül abdestsiz yapman da o soğukta nasıl yaptın? Kış gününde. Yani biz üstadlarımızı bir anlamamız lazım. Bir idrak etmemiz gerekir. Kim onlar? Zahiri şekillerine bakıp aldandık zaten. Zahiri hep aldatır seni. Kendisini gösterir mi? Bir gün bizim Efendimiz kıbleye ayağını uzattı. Dedi riyayı darbeliyorum. Öyle bir sözleri var, ifade edemem tabii, şimdi yeri değil. Kapıya bir tanesi geliyor, kapı çalınıyor. Şimdi müftü olduğu için, işte cenazesi olan geliyor, hastası olan geliyor, ihtiyacı olan geliyor. Herhalde diyor bir cenaze, bir hastası olan. Efendi Hazretleri diyor, evinizdeki misafir kim? Ne yapacaksın diyor. Ben diyor gece ibadete kalkarım. Evinizin üzerinde yeşil bir nurun aktığını gördüm. Sami Efendimiz Hazretleri gece murakabe halinde oturuyorlar. Yani elhamdülillah zenginsiniz kardeşlerimiz, çok zengin. Doya doya istifade edelim, doya doya faydalanalım. Bugün de anlattım, çok anlattım. Bizim şununla bununla meşgul olacak halimiz yok. İnsan bir düşünebilse, şu dünyadaki hadiseler düşünse yeter. Görüyorsunuz ya, dünyanın halini görüyoruz. Pirme perişan Müslümanlar. Bir hayvan etine fetva veriliyor da yemeleri için bu hale gelmiş. Ekmek diye adamlar yanıyor. Elhamdülillah veren el dirneğimiz. Bunun fabrikasını bile kuruyor. Değil öyle ekmek dağıtmak. Tonlarca işte burada kardeşimiz götürdüler. Yiyecekler, içecekler. Ekmeğe muhtaç, ekmeğin kokusuna muhtaç. Neyse. Taha suresinde 46. ayeti celilede Musa aleyhisselam da Harun aleyhisselam da Firavun'a gidecekler. Tebliğ ve davete korkuyorlar. Korkuyorlar derken bütün çocukları kestiren kimse zalim. Acaba bir şey yapar mı acaba dinimize bir? Bu sebeple zarar gelmi korkuyor. Rabbimiz esma inneni ma'akuma esma'u ve ara. Korkma ya Musa. Ya Harun korkma. İnneni hemen ancak ben ma'akuma sizinle beraberim esma'u ve ara. Duyuyorum, görüyorum, biliyorum. Korkmayın. O Hira mağarasında aleyhissalatü vesselam Efendimiz işte düşman yaklaşmış. Eğer diyor içeri girecek olsaydı hemen bir deniz Cenab-ı Hak lütfedecek bir gemiye veya vapur neyse binecek. Kurtulacak. Allah'ımız koruması altına almış onları.
anlatmakla bitmez. Bir evliyasını nasıl koruduğunu anlatsak bitmez, tükenmez. Yani nasıl koruyor? Nasıl muhafaza ediyor bir velisini? Efendimizin duaları var sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme ec'al fî kalbî nûrâ. Ya Rabbi kalbime nur ihsan eyle. Ve fî lisânî nûrâ. Dilime de nur. Ve fî basarî nûrâ. Gözüme nur. Ve fî sem'î nûrâ. Kulağıma. Ve fî ve an yemînî nûrâ. Sağıma. Ve an yesârî soluma nûran. Ve min fevkî nûran. Üstüme. Ve min tahtî nûran. Altta da nur ve min emami önümde nuran ve min halfi nuran arkamda ve cealli fi nefsi nuran ve azamu li nura. Zaten kendisi bütün nur. Öyle olduğu halde bize Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nur edin buyuruyor. Şu yüzünüzü gözünüzü nur edin. Başkasının namusuna bakmayın. Çok anlattım. Hele sohbetlerde geçen de ifade ettim. Sonunda böyle ilaçları kullanıp da ayran içip veya perhiz bozacak bir yiyeceklerle nelerle mahvetmeyelim. Herkes sohbetini güzel bir şekilde yapsın. Orada aldığı hazla, yani kardeşlerimizin yaptığı sohbet gibi. Öyle bir sohbet yapıyorlar. Katıldım bir ara. Latifeli bazı haller doldu ama bir nur içinde kalıyorsun. Hep kalpleri nurla dolu. Zevkle, neşeyle. Bir yemek yiyorlar, inanın sohbet yapıyorlar. Yemek yerken. Size diyor ikram etmeyeceğim de kim edeceğim diyor. Mutfağında da, buzdolabında ne varsa olduğu gibi getiriyor. Tabii öyle ölçülü olur ama bir neşe var, bir zevk var. Böyle olacak. Olumsuzlukları söylemeyeyim diyorum, mecbur kalıyorum. İnşallah biz medeni insan olalım. Medeni, medeni insan. Böyle güzel bir derviş. Oyuncak yok. Katıldım bir gün. Bize de ayrı bir yerde yemek veriyorlar. Sesin ayyuka çıkıyor ses. Allah'ım ayrı bir kapı yok ki oradan çıksam gitsem içinden geçeceksin. Dedim ki böyle mi yemek yenir? Yani böyle mi yemek yenir? Kimin verdiğini düşünerek yenir. Nur olur mu orada için? Surete bir kitap okuyuverelim, geçelim, gidelim. Öyle olmaz. Candan yapacağız. Esad Efendimiz ne güzel buyurmuş. Candan talep kıl yarini diyor. Candan. Allah'ı candan talep kıl. Öyle yarım yamalığa hiç yürümez ve yürütemeyiz zaten. Surete bir şekil olarak geçer gider. İnanın öyle kimselerimiz oluyor. İhvanımızın içerisinde tayyi mekan sahibi bile var. Der miyim size, anlatır mıyım? Siz onu hiç beğenmezsiniz öylelerini. Kimse beğenmez. İstediği zaman Beytullah'ta namazında kılıyor. Kılıyor, hiç şey yok, tereddüt yok. Niye? Nur olmuş ve sohbetlere de girmiyor. Ne gireceğim diyor. Bakıyorum diyor, zikir yapılıyor. Ondan sonra başlanıyor onun bunun gıybetleri, lafları, dedikodular. Ne diyor gelecek? Ondan sohbetlerimiz güzel olsun, tatlı olsun. Sonunda perhizi bozacak bir harekette bulunmayalım mı? Zaten ömrümüz belli, hayatımız belli. Şimdi bir kimseyle görüştüm. Yaşım 63 dedim. Bundan sonra ne yapayım efendim diyor. Ne yapayım diyor. Bana diyor ölümden anlatırlarsa rahatlıyorum diyor. Bakıyorum diyor. Çocuk yaşındaki şey diyor acayip konuşuyor. Saygı yok, sevgi yok diyor. Üzülüyorlar tabii. Ben diyor hep ehil, şöyle nurlu insanlar arıyorum diyor Cenab-ı Hak'tan bahsedecek. Habibinden anlatacak. Hepimiz öyleyiz, hepimiz de var. Öyle olduğu zaman tatlı olur. Elhamdülillah sizin içinizde biz bunu tadıyoruz. Sizinle konuştuğumuzda da tadıyoruz. Bunu illa burada oluyor demiyorum. Bazı yerlerde maalesef hoş olmuyor. Dedikoduyla geçiyor. Oranda tadı, lezzeti çıkar. O mahsul değil bize. Mahsul olan zikrullahı güzel yapacağız, sohbetleri sonunda. Tabii birbirimize ikram edeceğiz. İkram edilecek. O yerken bile ne aşklar ne muhabbetler var.
böyle birbirinize ikram etmek mesela bu dönemde daha çok olur. Kestane diyelim. Kavurmuşuz, getirmişiz. İçinden en güzelini buyur Ömer Efendi, buyur Ayhan Efendi, buyur diyorsun. Bir tat, bir huzur geliyor. Sen verdikçe Allah veriyor zaten. O zaman senin kalbine de Allah nur veriyor. Ondan soyuyorsun, hazırlıyorsun, buyur diyorsun. Hiç zorlanmayacak ama. Ye ye ye, bu olmaz. Bu yiyeceği de adam belki midesi ona müsait değil. Belki can istemiyor. Yiyemez. Böyle ikramlar ne kadar tatlı, bu zikir işte. Bu bir de zikir. Böyle ağzından şey etmeyin, böyle belerek, yaparak, güzelce. O insan, herkes bir değildir. Bir gün üstadımızın huzurunda bulundum, ben o lezzeti unutamıyorum. Bir et yemeğiydi, kemikliydi. Niye verdi bilmiyorum bize. Herhalde anlasın diye vermiştir. Aldım ama ben cennetin tamamı zannettim. Ben hiç haberim yok. Kendimle geçtim o. O etini yediler. Kemik, şöyle küçük bir kemik parçası. Onu verdi beni. Şimdi esans kullanırdı da elinden esans geçer mi diye onu da kontrol ediyorum. Kendisi esans kullanırlardı. Acaba o mu dedim böyle. Onu da böyle tahayyül ettim, o değil. Dedim herhalde bize gözü kör olmasın, görsün bazı hakikatleri diye yaptı. Böyle güzel geçecek, huzurla geçecek, rahat edecek. Bak hep nur. Efendimiz zaten nurdur. Bu sebeple Allah'ım kalbime nur, dilime nur. Kalbe nur olursa ne olur? İman yakin olur. Kalbe nur olursa ne olur? Kavfi ilahi gelir. Kalpte nur olursa ne olur? Mukarrebun sıfatı olur. Kalpte nur olursa ne olur? Allah ile buluşur insan. Celle Celaluhu. Hepimizin istediği bu. Bugün çok şeyler konuşmuşuz. Ondan size bir hazırlık yaparak gelemedim. Çalışmam lazımdı. Eski çalışmalarımızdan biri oldu bu. Taze vermemiz lazımdı. Hep konuştuğumuz vasıl-i ilallah nasıl olunur? Vasıl-i ilallah nasıl olunur? Nasıl ona kavuşacağız? Nasıl onu bulacağız? Onunla nasıl hemdem olacağız yattığımızda, kalktığımızda? Ne güzel ona erişmek, onu bulmak. Evet, kalbin nur olması, dilin nur olması, hikmetin akması demek. Gözümüzde nur olması demek, artık eşyanın esrarı demek. Kulağımızdaki nur demek, artık meleklerin de bile sadasını duyar olur insan. Neler neler, önünde, arkasında, altta, üstte hep nur. Demek ki Allah'ımız bizi bu nur için yaratmış ve nur olarak buna erişeceğiz, hiç zulmette kalmayacağız. Bak şu oturmamız nur, elhamdülillah nur. Bir gelin şu güzel oturmamıza bakın, bir de sizinle oturmamızın bir zevki var şimdi bizde. Bir tat var, bir huzur var. Allah'ımız kaybettirmesin bu nuru bize. Daha nedir? Nurlar pek çok. Mesela nun. Estağfirullah. Nun vel kalemi ve mâ yasturûn. Nun huve nurul ezeliyye. Allah. Kainatı bütünüyle dolduran nurdur diyor. Biz okuyup geçiyoruz. Nun vel kalemi ve mâ yasturûn deyip ile ahir-i sure ama ilahi bir nurdur. Mesela Estağfirullah ve inneke le alâ hulikin azîm sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem Efendimiz. Güzel ahlakıyla nurdur. Yine Estağfirullah kad câekum minallâhi nur ve kitâbun mübîn. قَدْ جَاكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّب۪ينٌ Allah'tan size bir nur ve açık, her şeyiyle beyan edilen, her şeyi apaçık beyan eden Kitab-ı Kerim gelmiştir. Bu nurdan maksat nedir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
Kitab-ı Kerim nedir? Mübin. O da Kur'an'dır. Nur. Her şey nur. Elhamdülillah yedikçe içtikçe bu nuru nur olup çıkacağız. Zulmeti yırmadan ne olacak ki? Evet. En-Nur Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem vel kitab el-Kur'an. Mesela Allahu nuru semavati vel ard. Semavat ve arzın nuru deyince buraya yanlış mana vermeyeceğiz. Allah'ımız nur diye itlak olunamaz. O nurun halikidir. Her şey onun nuruyla halkolunmuştur. Yoksa Allah'ımız böyle bir nur ifadesi çok yanlış olur. O kendisini nasıl vasfediyorsa öyledir. O nura tahammül edemez insan. Bizim böyle şoför bir kardeşimiz. İsmini de hatırlıyorum da belli olmasın diye bilemezsiniz. Zafer ismi. Zafer anlattı bize. Efendim diyor bir tecelli anlattı. Gördüm dedi elimi yüzüme kapamışım dedi. Böyle kendinden geçmiş. Dedim amma dedi. Nuru ilahi diyor. Seyirini dayanamadım diyor. İşte bizim Erhan da aynen öyle. Ruhu şad olsun Erciş'te. Bir ağacın diyor arasından ilahi nur. Ama yüzüne nur gibi açıyor. Yüzü nur. Ruhu şad olsun. Nasıl yaparım şimdi biz? Vakti de bayağı geçiriyoruz böyle. Allah'ımızın azamet nuru Habibinde müstetirdir, gizlenmiştir. Burada Efendimiz'den bahis buyuruyor. Hep nurdur o. Nasıl ki yıldızlar şemsin zuhurunda, güneşin zuhurunda ne yapıyor? Gizleniyor. Bununla bazı misaller veriyor. Allah'ımız diyor, Habibinin her şeyi onun nurunda kılmıştır. Hatta benim şeytanım bile iman etti diyor. Herkes takip eden bir şeytan var. Benim şeytanım iman etti buyuruyor. Ve sonra o nur anlatılırken bu'istu li'utemmime mekârimel ahlak. Güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Her şeyiyle nur. Nur üstüne nur, nur üstüne nur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanlığa imam olmak suretiyle nurdur. Adem evladının efendisi olmak suretiyle nurdur. Ama bununla velâ fahra ben iftihar etmem buyuruyor. Beşerim diyor ama beşer oluşunda da üzerine sinek bile konmuyor, gölgesi yere düşmüyor. Nur üstüne nurdur. İnne Yasin kalbel Kur'an. Kur'an'ın kalbi olan Yasin nurdur. Müminin gönlü nurdur. Burada hadis-i kutsiler almış. Ma vesi'ani ardi ve le sema'i ve vesi'ani kalbu abdil mümin. Beni ne sema aldı, ne yer aldı. Kamil müminin kalbi aldı. Nurdur. Efendimiz yine li vaktun ma'a rabbi la yese'ani fihi melek melekin mukarrab ve la nebiyyun murselun. Benim Allah ile öyle bir vaktim var ki ne o ana melek ne de bir nebi-i mürsel diyor girebilir. Yani nur, nur üstüne nur. İlişmiş oldukları nurlar.
Efendimizin nur oluşunu sallallahu teala aleyhi ve sellem eftalül alem ve eşraful halkı bil icma. Bütün görüşler şuna kail olmuşlardır. En şerefli alemin efendisi en üstünü ve faziletlisidir. Yaratılış olarak zat-ı ilahiden bir nurdur. Sıfat-ı ilahiye ve esmaiden onların tecellisine mazhariyetiyle bir nurdur. Çünkü Allah'ımız Hazreti Cabir işte alemde hiçbir şey yok iken ne yaratıldı? Senin peygamberin nurunu yarattı diye buyuruyor. Diğerleri de hep ondan halk olunmuştur. Evvelu ma halakallah el kalem. Evvela Allah'ın yarattığı kalemdir. Yarattığı Efendimizin nurudur. Ene minallah vel müminem. Ene minallah vel müminune minni. Ben Allah'tanım, müminler de benden yaratılmıştır, nurumdan buyuruyor. Halaktu Muhammeden min nuri veçhi. Zatımın nurundan Muhammed'imi halk ettim buyuruyor. Allah. Levlak lema halaktu leflak. Sen olmasaydın alemleri yaratmazdım diye buyuruluyor. Her şeyle nur. Evvela buyuruyorlar. Allah benim ruhumu halk etti. Benim nurumu halk etti. Kalemi halk etti. Aklı halk etti diye buyuruyor. Tekrar okuduğumuz ayeti celile-i cemilelere geçiyor. Onun gayrında da diyor bir nur yoktur. Biz okumuş muyduk acaba kalplerin nurları kalbe verilen bir nurdur. İlmin nuru aynel yakin olmasıdır. Aklın nuru basiretin aydınlanmasıdır. Arzın nuru Rabbimizin ihsanıdır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.